Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Avalan bar Allah Hak Subhanahu ve Taala'ya bir adet hamdü senalar bolsun. Ve sevimli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye tamamun salamı salavatlar bolsun. Allah Hak Subhanahu ve Taala hammamızni, kullarımızni hayırlı ve bereketli kılgan bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte sahabalar bilen oturgan idi. Şunda sahabalarga karadı da aytti ki, hazır şu eşikten kirip geledigen insan ehli cennet dedi. Ve yaşları bir 70 yaştaki bir kişi kirip geldi. Ertesi günü hem huddu şunday, hazır bana şu eşikten kirip geledigen insan ehli cennet deyip aytti. Yine keçeki gündeki insan kirip geldi. Üçüncü günü hem huddu şunday tekrarlandı. Şunda sahabeler şu zamanlarda kanday yakşı emel kılsayken, kanday çıraylı emel kılsayken dozaktan yine hem uzaklaşıp cennetke yakırak bozak deyip şunaka arzu umutlardı yürerdi. İnsanlar yakşı ibadetler Allah'ın razılığını tapışını ümidi de yürüşerdi. Şunun için hem yaş gene Abdullah İbni Amir kızıktı da şu Muysafet kişini aldığa bağırıp "Mene üyünüzde mihman kısengiz" deyip soradı. "Ke balam kir" dedi. "Men ve apan bar başka hiç kim yok" dedi. Şunda şu şeyhini üyüge bardı da tündere kalarken namazını, huftan namazını okuyenden kegin bardı. Lekin o kişini birer bir atıkça kıyken emelini görmedi braderler. Magaram tünde köp uhladı da hatta inki hurrekler atkenedin hurrekidin başka cehennem buldum dedi. Tünleri uyganıp gitse Subhanallahi ve elhamdülillahi derken bazı bir vaktlerde la ilahe illallah kelimesi işlerken şu barada üç gün mihman buldu braderler. Ve şu şeyhten soradı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizni ehli cennet deyip aytti. Bizden başka çakıladigen emelleriniz var mıken örgensem deyip aldığınızda kigen edem. Neme artıkça emeliniz var deyip soradı. Artıkça emelim yok. Beş vakit namazını camide adaklaman. Ve mene şu körgen halin dedi. Şunda hayran bolup indi kayıtmakçı bulup durgen edi. Tohta balam. Mende mi bir yana bir hususiyet var dedi. Birer tabir mümin musulmanga nefretim yok, husumetim yok dedi. Bu insanın artıklığı birer bir insanga nefreti, husumeti yokluğu deneyken braderler. Hakikatte insanın bu dünyası ve ahiretini berbat kıladigenlerse bu nefret ve husumet braderler. Allah Teala bizlerge özünü güzel kelamı da örgütüp koygan. Kanday dua kılışlık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbena gfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman. Ve la tecal kulubina gillen lillezina amanu. ربنا إنك رؤوف رحيم. إي ربم bizlerini günahlarımızını keçkin ve bizden aldın iman keltirgen braderlerimizini hem günahlarını keçkin. إي ربم kalplerimizde iman keltirgen Müslüman braderlerimizge nefret uygatmagin. Elbette sen öte şefkatli ve mihriban zatsan deyip dua kılıçlığını örgetti. Hakikatte braderler
Mehribonlik qilgan inson mehribonlik ko'radi. Tajovuz qilgan inson dushmanlik ko'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam juma kuni minbarda xutbada turar ekan irhamu turhamu dedi. Mehribonlik qilinglar, mehribonlik ko'rasizlar dedi. Vagfiru yagfirillahi lakum. Birbirinlerini keçip yuvarınlar, Allah sizlerini keçip yuvaradı dedi. Karan ki, mihribanlık kürsetken adamını, akıbeti de hem mihribanlık görerekken. Birbirimizini keçip yuvaradıken bosek, elbette bu dünyada, ahirette Allah bizlerini keçip yuvarırken. Ve devamı da etti ki, vaylun, li aqma'il qawli. Vay bolsun, yani halak bolsun. Gap bir kulağdan kirip ikinci kulağdan çıkıp gitti insanlarga dedi. Aqma' deyip Arap tilida bizlerine gromka gavartil dediğimiz o. Mana şu bir tamamı teşik, bir tamamı katta boladı yani. Ana şunlar sana aytiladı brotherlar. Unga agar bir tomonda suv quysangiz, ikkinchi tomondan oqib ketar ekan. Mu'min musulmon insonga bir yaxshilik amr-u ma'ruf qilingan vaqtda albatta buni darrov olishlik kerak ekan. Olmagan insonga payg'ambarimiz vayl bo'lsin dedi. Vayldan yana bir murod bu jahannamdagi bir vodiy, chuqurlik. Va davomida yana aytdiki vaylun للمصرفين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون özleri qilayotgan ishlarini gunohligini bila turib davom bo'lgan insonlarga ham mana shunday voy bo'lsin dedi. Demak birodarlar, har birimiz mana shunday amallarni qilishlikka shoshilishimiz kerak ekan. Madomiki hozirgi kunda har birimiz mana shunday rahmat oyida, mag'firat oyida o'zlarimizni do'zaxni o'tidan saqlaydigan oyida turibmiz. Inson rahim ko'rsatadigan bo'lsa, qalblari nurlanar ekan. Insonning fitrati yaralgani bu adovat uchun, dushmanlik uchun inson yaralmagan. Agar bemehr bo'ladigan bo'lsak, mehr ko'rsatmaydigan bo'ladigan bo'lsak, bunda insoniylik xususiyatidan chiqib qolar ekanmiz. Qalblarimizni mag'ar bosak ekan. Men sizlarga so'zimning hayotida yana bir zarbul masal hikoyani aytib beraman. Bir inson bor ekan. O'zi boy badavlat, ham badjahl, hech kim buni oldiga kela olmas ekan. Bu inson hattoki o'z farzandlariga ham, ayollariga ham mehr shafqat ko'rsatmas ekan. Bir kun shu fe'lidan o'zi norozi bo'pti. Hech kimga mehribonlik qilmayman deb bir donishmand insonning oldiga boribdi-da aytibdi. U donishmand kimlaring bor desa, ha ayolim bor, bola chaqam bor, hamda mol-xol, echkilarim bor desa, men aytganni qiladigan bo'lsang, sen shu debdi, echkinga o'zing ovqatlanishingdan oldin shunga ovqat berasan, boshini silaysan, shunga qaraysan deb aytibdi. Hamda bora-bora tunlari ham turib shunga qaraysan debdi. Oxirida shun bilan birga yotasan ham deb aytibdi. Hatta 5 ay baqasan shunday debdi. 5 aydan keyin soyasanda o'zing yarmini ahling bilan yeysan, yarmini qo'ni-qo'shinga ihson qil debdi. Bu inson xuddi shunday qarashni boshlabdi aytganiday. 5 ay o'tgandan keyin echkisiga qandaydir muhabbat uyg'onibdi. Kuniga qarasa, ovqat bersa, tunlari turgan qaragan, aytganday qilgandan keyin oxirida kelib
danışmanlıkta aitken egen, şu narsamı koyakasam, soymaya koyakasak boladım dese, yok soyasan deyip durup kaptı. Özü soyuşke kolu barmaptı. Koşusunu çakırıp kepti. Soyu ber deyip iltimas kısa koşusu, işlesadın haberi yok, şunu da soygen bergen. Böyle bir yepti de, ondan kegen, könglüdün şu eşkisi çıkmaya kaptı. Bir gün, kişkine kızalağı dumalap, üstü sidirilgen egen, yugurup barıp kurtarıp tabipke varıptı. Kegin özüm oylanıp kaptı. Ben hiç buna kadar mehir kursatmasıydım o. Nima boldu menge deyip. Şundan kegin bayağı danışmet insanını aldığı var. Bogan vakıya hakkı da ayıtı bergende insanını kalbide bir hazini bulmasa, insanını bir könlüde bana şunday gam gussası bulmaydıgen bosa insanını kalbide mehir şefkat uyganmaydı deyirgen. Şundayken Allah Ta'ala'nı bazı bir de bizge birgen bana şundaki gamları, bazı bir de sınavları biraderler bu bizler için belki yamanlık bu mesleği mümkün. Belki bu yakşılıkke. Şunun için biraderler vel kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Ta'ala de kaderimle, künümle, ötken küllerimle, barlığını, yakşı yaman küllerimle Allah'tan kelgen kader de biz iman keltirgenmiz. Ve ahiru da'vana anil hamdulillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.